Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Malum normalleşme süreci de biz de sonunda ofisimize döndük ve bu bölümü ofisimizde çekeceğiz. Bu bölümde arkadaşlar Borderlands'in 3. oyununu oynayacağız. Neden Borderlands diye soracak olursanız biliyorsunuz kısa süre önce Handsome Collection ücretsiz olarak dağıtıldı. Borderlands 2 ve Prisquel'i içeriyordu bu paket. Yani Borderlands 1.5 ve 2 diyebiliriz aslında. Biz de bu oyunu oynayanlar için ve bitirenler için bu oyunları 3'e biraz bakalım dedik. Malum 2'nin hikayesi tam olarak sonlanmıyordu böyle. Dolayısıyla spoiler vermek istemiyorum şimdi ama 3. oyunda kaldığı yerden devam edecek. Bizleri ne gibi olaylar bekliyor? Bunlardan bahsedeceğim size oyunda. Ayrıyeten Borderlands 3'ü oynarken Borderlands 1, 1.5 yani Prisquel ve 2'nin hikayesi hakkında da bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza başladık. Ben Beastmaster karakterini seçtim. Biliyorsunuz yine klasik olarak 4 tane karakter var. Bu arada şu grafik ayarlarına bakalım. Oyunu her zaman olduğu gibi yine Tulpar T7 ile oynuyoruz. Size gösterelim oyunu hangi ayarlarda açtığını bilgisayarımızın. Biz hiçbir ayar değiştirmedik arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz çözünürlük full. Detaylara falan bakalım şu yukarıdan. Genel olarak yani overall medium yani orta ayarlarda oyunu açmış bilgisayarımız. Bunu söyleyebilirim. Bu bilgisayarda bu arada arkadaşlar 1660 Ti ekran kartı ve 16 GB'da RAM bulunuyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. İşlemci tarafında ise 9. nesil i7 işlemcimiz var. Evet. Şöyle biraz hoplayalım zıplayalım. Çevremize bakınalım. Burada karakterimizi özelleştirebiliyoruz. Zaten diğer Borderlands oyunlarını oynadıysanız orada da bu tarz şeyler vardı. Bunlar oyunda ilerledikçe karşımıza çıkıyor. Ve bu tarz şeyleri alıyoruz. Şey yapıyoruz. Evre diyelim. Okey. Karakterimizi özelleştirebiliyoruz. Bu arada ben Borderlands'in hikayesinden de biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şu halat nereden? Ha, şu arkadan. Borderlands arkadaşlar. Bunda Vault Hunter'ız. Biz bu aslında burası Pandora diye bir gezegen. Bu gezegende ilk Borderlands oyununda işte Vault isimli bir gizli bir şey olduğu, gizli bir kasa olduğu, işte bu kasayı açanın dünyaya hükmedeceği gibi şeyler söyleniyor, yayılıyor. Daha sonra buraya silah şirketleri falan çöküyorlar. İşte birisi geliyor, öbürünü kovalıyor vesaire. Derken Vault Hunter'lar ortaya çıkıyor. Vault Hunter dediğimiz, yani bizim bu karakterlerimiz, bu Vault kutularını bulmak üzere görevlendirilen ya da tutulan kişiler. Birinci oyunda Vault Hunter'da ana karakterlerimiz vardı biliyorsunuz. Orada kutuyu buluyorduk. İçinden hazine yerine canavar çıkıyordu. O canavarı yok ediyorduk. Ardından Prisquel gelmişti. Prisquel'de Handsome Jack isimli bir karakter vardı biliyorsunuz. Oyunun en başında kahraman olarak tanıtıyordu kendini fakat oyunun sonunda bambaşka bir kimlik oluyordu. Dolayısıyla ikinci oyunda da Prisquel'den sonra geçen oyunda da Handsome Jack düşmanımız olarak karşımıza çıkıyordu. İkinci o Prisquel'de ayda olan bir Vault'un peşine düşüyorduk. Diğer oyunda ise Handsome Jack bir tane daha Vault olduğunu keşfediyordu. Bu Vault'un içinde bir canavar olduğunu, bu canavarın Destroyer miydi? Neydi ismi hatta? Bu canavarı bulanın, şunun içinden bir şeyler çıkıyordu diğer oyunlarda. Evet bunda da çıkıyor. Bu canavarı yani Destroyer'i kontrol edenin yenilmez olacağını falan buluyordu. Ve daha sonrasında Angel isimli bir biliyorsunuz siren vardı. O siren bize yardımcı oluyordu. İkinci oyun boyunca şunları alalım. Bu siren daha sonra Handsome Jack'in kızı çıkıyordu. İşte bulup onu öldürmemizi istiyordu. Bize Lilith de yardım ediyordu. Gidiyorduk onu öldürüyorduk. Derken Jack bu birinci oyundaki bir iki elemanı öldürüyordu. Bize yardım edenleri. Ardından Lilith ele geçiriliyordu. Angel'ın yerine Lilith'i koyuyordu Handsome Jack. Onun gücünü sömürmeye çalışıyordu. Derken kutuyu buluyordu, açıyordu. Destroyer'i kontrol edemiyordu. Daha sonra biz devreye giriyorduk. O canavarı da öldürüyorduk. Ardından da Handsome Jack'i öldürüyorduk. Ve 3. oyuna geldik. Muhtemelen burada da yine bir Vault'un peşinde düşeceğiz. Yine muhtemelen Vault'tan bir canavar çıkacak. O canavarın peşine düşeceğiz ve ardından da canavarı öldürdükten sonra da oyun yine son bulacaktır diye tahmin ediyorum. Evet bu arada
Şuraya gireceğiz sanırım. Bakayım bu şeyler. Bazıları hareket ediyor, bazıları hareket etmiyor. Şuna bak bakalım, ezebiliyoruz mu diye baktım ama ezemedik. Bu arada robot bizim adımıza atarlanıyor. Akıllı ol diyor. Oraya gelirsem aklını alırım, kapıyı hemen aç diyor. Hiçbir şey olmuyor bu arada bunlara. Evet, teslim olduk diyor. Kesin bu teslim olmaz şimdi. Ağzını yüzünü dağıtır bu robot. Biz de bunu kurtarırız. Ya klasik bir şey bu yani. Yani böyle bir yerde bunun teslim olmayacağı belli zaten. Hiç şaşırtıcı değil. Good. Neyse bakalım bu etrafa. Arkadaşlar grafikler genel anlamda güzel. Benim hoşuma gitti. Zaten biliyorsunuz her şey tekniğiyle yapılıyordu. Bu arada bu ne böyle? Ne oluyor? Mıknatıs mı yani? Onu mu göstermek istiyorlar bu çevredeki şeyler falan? Mıknatıs herhalde toplayamadığımıza göre. Aha mıknatıs dev. Aha kalotrop bitti. Evet savaş başlıyor. Bakalım eğim. Eğim bu arada mouse'larımız hızlı biraz. Aha psycho. Öldü. Diğer adam nerede? Şunlara giderim. Zaten easy'de oynadığımız için herhalde bizi öldüremezler diye tahmin ediyorum. Bu silahım da çabuk bitiyor. 16 mermi ama fanatik. Arkadaşlar bu oyunu bu arada co-op oynamanızı ben tavsiye ediyorum. Ben şimdi öyle size tanıtmak için tek başıma girdim ama normalde ben de kardeşim de aldı bu oyunu mesela. İkimiz gireceğiz. Belki bir kişi daha bulursak üçümüz gireriz. 4 kişiye kadar co-op oluyor ve arkadaşlarınızla ya da işte kardeşinizle vesaire oynadığınızda öldüremedik. Muazzam eğlenceli olduğunu söyleyebilirim size. Birbirinize yardım ediyorsunuz, kurtarıyorsunuz birbirinizi, arkanızı kolluyorsunuz birbirinizin. Gerçekten hayli eğlenceli oluyor. Şuralarda mermi arayalım. Bu arada mermim bitti ya. Enteresan bir olay. Yani. Mermi yok. Burada da bir şey çıkmadı. Bu sağlık zaten. Şu adamı alttan kaysam kayamadım. Kayamadım. Aha mermi geldi. Nereden geldi ki o mermi? Abi yok dur. Şimdi kafadan alalım. Yoksa öleceğiz yani. Easy de ölmeyelim. Easy. Evet şu fanatiği de alalım. Başka bir adam var mı buralarda? Bakalım. Görebildiğim kadarıyla yok. Şurada ne varmış? Sağlık var yine. Tamam sağlığımızı fullledik. Başka bir şeyler var mı diye bakıyorum. Şuraya da bakalım. Bu oyunda arkadaşlar yeşil gördüğünüz her şey. Lilith değil mi bu ya? Lilith. Aynen. Yeşil gördüğünüz her şey açılıyor. Bu arada Borderlands'in filmi falan da çıkacaktı arkadaşlar. Bunu da size dipnot olarak hatırlatayım. Sniper gibi silah aldım ha. Çat. Ama sniper kadar etkili değil. Öldürmüyor yani. Bak. 5 mermi attık adam ölmedi ya. Neyse şimdi öldür. Aha havada öldü. Havada öldü. Güzeldi. Şurada da bir adam var. Kafadan alalım şöyle. Kafada headshot girelim. Güzel. Şuradan mermi geliyor. Oraya bakalım. Bunu da öldürelim. Öldüremedik. Evet, güzel. Bu oyunda arkadaşlar bu arada belirteyim. Çok geniş bir silah yelpazesi var. Yani şunu tank. Hop. Aha öldü tamam. Çok geniş bir silah yelpazesi var. Dolayısıyla böyle özelleştirmeler vesaireler, level sistemi çok önemli. Burada mesela level'ım benim şu anda 1. Dolayısıyla böyle level 3-4 bir adam gelse ağzımı yüzümü dağıtır. Böyle level'inizden en fazla 1 üstündeki düşmanları aklamanız gerekiyor. Ya da 2 o bölgelere gitmeyi de ona göre seçmeniz gerekiyor. Mesela atıyorum bir bölgede siz level 3 iken level 10 düşmanlar varsa o bölgeden uzak durmanız gerekiyor. Şu sağa sola bir bakalım yeşil şeylerden bir şeyler çıkar mı? Daha sonra gidelim. Şu shield'ı alalım. Bunlar açılmıyor. Burada başka bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Evet. Bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Şu çamaşır makinesi mi? Neyse artık içi. Anlam bir şey. Çıktı mı çıkmadı mı? Ne? Başka bir şey yok. Aslında şu alada şöyle ateş ettiğimde düşse hiç uğraşmasak gayet güzel ve mantıklı olurdu. Ama ne yazık ki öyle olmuyor. Buralarda bir şeyler var mı biraz bakalım. Yok. Neyse şu kalkanı alalım gidelim o zaman. Bu açılır mı açılmaz.
Kalkan alalım ve yolumuza bakalım. Kalkan, kalkan, kalkan. Evet. Kalkan nerede? Şu yukarıda sanırım. Oraya nasıl atlarız? Ha, zaten. Aralardan, derelerden. Şuradan ama şuradan çıkarız herhalde. Evet. Bunu atlayayım. Oradan oraya atlayayım. Oradan oraya atlayamadım. Bu sefer atlarım. Hop. Tamam. Allah'ım ya. Düştük. Bir kere daha deneyelim. Hop. Tamam oldu. Buradan da koçak. Tamam. Bu arada arkadaşlar dipnot olarak belirteyim. Bu oyun hali hazırda atladım. Hali hazırda Play Store'da indirimde. Dilerseniz oradan girip yarı fiyatını alabilirsiniz. Şu anda %50 indirim var orada. 2K oyunlarında. Dolayısıyla bu oyunda 2K oyunu olduğu için bu oyunu oradan indirimli olarak satın alabilirsiniz. %50 indirimli. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Bakayım birileri geliyor gidiyor mu? Yok, gelen giden yok. Tamam. Grafikler güzel ya, kötü değil. Yani Cel Shade zaten seviyorum ben bu tasarım şeklini. Bu grafikler hoşuma gidiyor. Eskiden bu Borderlands'ten de önce 13 diye bir oyun vardı. X111. Onda da bu grafik tekniği uygulanmıştı. Çok güzeldi. Böyle yakın çekim falan giriyordu. Gayet hoştu. Evet, silahın özellikleri yazıyor bu arada aldığımızda. Bunu da dipnot olarak sizlerle paylaşalım. Jacobs. Şu silahımızın adı. Neyse gidelim şuradan. Araya discovered. Aha. Aha bas. Bak, bak hareketlere bak. Küçücük eli var. Türlü türlü uyu var. Şiu. Evet level 2'ymiş. Ama biz de yani her türlü alırız bunu yani. Hiç sıkıntı yok yani şu anda. Gel gel gel. Şiu. Bak bak. Yer parçası alınıyor ama düzeliyor sonra. Kılıcını da atıyor. Attıktan sonra da sırtında saplı olanlardan çıkartıyor herhalde. Ne stile diğer silaha geçeyim ya. Bu biraz sıkıntı böyle atmak. Hop. Al ayağında. Al. Al al. Bunu doldurması zor. Diğer silah da daha kolay. Bu bomba da atıyordu ya. Dur bombaya geçeyim bir. Bomba? Bombaya da hiç benzemiyor. Böyle bomba mı olur ya? Hop. Atladık. Öl. Zaten tamamdır. Bunun silahını alalım. Silah mıdır, kılıç mıdır? Neymiş bu stres? Bakalım bir şu skill'lere. Evet, bunu da alalım. Unlock skill dedi arkadaşlar. Lilith. Lilith de ilk oyundan beri hiç kendini bozmadı ya. Gerçekten helal olsun. Helal hoş olsun. Şuradan gideceğiz. Bu arada. Şu taba basalım bir. Bakalım action skill unlock it. Nasıl oldu ki? Bu köpek mepek çağırıyordu zaten. Böyle yaratık maratık çağırıyordu. Şurada dolaplar vardı. Geçeyim şimdi. Çok önemli değil. Şu şeyi kurtarayım buradan da videoyu sonlandıralım artık. Siz de az çok oyun hakkında fikir edinmiş olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Buradan atlasak ölür müyüz acaba ya? Ölmeyiz herhalde. Atlayalım bakalım. Oradan atlayamadık. Şuradan atlayalım. Allah! Hiç ölmedik ha yalnız. Ha, canlandıralım bunu da. Evet canlandırdık. Kalk hadi. Heh kalktı. Şimdi şu skill'lerimize bir bakalım. Yaratık maratık ne varmış? Şuradan şunu. Burada çeşitli skill'ler var arkadaşlar. İstediğinizi zaten yavaş yavaş oyun içinde hepsini açıyorsunuz ya. Bunları da onun içerisinde kullanıyorsunuz. Bakalım bu kullanalım bir. 2'ye basınca geldi. Ne bu? Böyle bir pet geldi. Touch pet. Yani ne işe yarıyorsa artık. Bu da uzaya bir şey gönderiyor. Evet. Bu kadar. Yeterli. Artık daha fazla spoiler da vermeyelim sizler için. Oyunumuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle birlikte Borderlands 3'e göz attık. Oyunun en başını oynadım ben. Dolayısıyla 2'den 3'e değişen ne var diye soracak olursanız aslında hikaye ve oynanış anlamında çok bir şey değişmemiş. Yine klasik olarak Vault Hunter'ız. Yine bir Vault isimli kutuyu bulmaya çalışıyoruz. Muhtemelen ben oyunu bitirmedim ama bayağı bir ilerlemiştim. Vault'u bulduğumuzda da içinden yine canavar çıkacaktır. Klasik
Ve bu canavarı da yendikten sonra oyunun biteceğini tahmin ediyorum. En azından şimdiye kadar çıkar Borderlands oyunlarında karşımıza çıkan son bu şekilde olmuştu. 3 de muhtemelen aynı sonla bitebilir diye düşünüyorum. Oyun canavarının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.